Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Fight etkile videosu ile karşınızdayım ben ata bu Fight etkile videosu sizlere güncel 2.30 hilesini oyunun en başı itibaren nasıl kurup da oynayabileceğinizi olabilecek en ayrıntılı en güzel şekilde anlatmaya çalışıyor olacağım. Daha fazla şarap artı videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlerimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve çepeyi bin araba değilseniz de abone olup açmayı unutmayın diyerekten. Öncelikle aramızda ilk defa yeni katılacak arkadaşlar için küçük bir ricam var. Sevgili dostlar ben bir yıl aşkın bir zamandır bu tarz hile videoları çekiyorum. Kanalda şu anda 75'ten fazla hile videosu mevcut. Eğer ki diğer hile videolarına da bakmak isterseniz katlar kısmına Şarabaytki hile videolarımızın oynatma sesini bırakacağım. Eğer ki videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde ileri geri sarmadan izlerseniz eminim ki tek seferde başarılı bir şekilde hile kurabileceğinizden eminim. Zaten kurulum hiçbir şekilde zor değil. Sadece biraz dikkatli bir şekilde izlemeniz yeterli diyerekten sevgili dostlar yavaştan sizlere neler yapmanız gerektiğini anlatmaya başlayayım. Öncelikle sevgili arkadaşlar indirmeniz gereken bütün linkleri yorumlar kısmında sabitleyeceğim. Yorumlar kısmından hep bütün linklere ulaşıp indirmelerini gerçekleştirebilirsiniz. Ağırlığa ithalat balansı ile bir işimiz olmayacak bir süreliğine o yüzden ithalat balansını kapattıktan sonra yalan söylemediğimi de sizlere kanıtlamak için orijinal şarafa siliyoruz. Orijinal şarafa etkiyi sildikten sonra zaçibur uygulamasına girip izinleri verdikten sonra tabi ilk defa giriyorsanız ardından girdikten sonra download'a tıklıyoruz buradaki 60 yazan buraya tıkladıktan sonra aşağıya doğru kaydırıyorum Sizde direkt olarak zaten Shadow Fight 2 Unlimited Zip dosyası çıkacak. Ben buradan rastgele... Heh tamam gördüm zaten. Unlimited Shadow Fight 2 Zip dosyasını gördüyseniz ve ilk defa ile kuracaksınız. Normal tıklayıp daha sonra buraya çıkart diyorsunuz. Çıkarttıktan sonra da 144.5 GB'lık 2.28 APK'yı göreceksiniz. Ardından buraya bastıktan sonra indir diyorsunuz. İndirdikten sonra yüklemesinin gerçekleşecek. O yüzden aşağıda white key silmemizin ana sebebi zaten bu. Eğer ki oyunu silmezseniz uygulama yüklenmedi diyor. Ama oyunu sildiğiniz zaman yüklemesinin hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Benim cihaz bazen normalden gereksiz fazla uzun sürüyor yüklemesinin. Haberiniz olsun. Evet yüklemeyi gerçekleştirdikten sonra güvenlik taramasını gerçekleşiyor. Zaten en ufak bir virüs güvenlik riski oluşturmadığından ötürü gönül rahatlığıyla indirmesini gerçekleşebilirsiniz. Zaten güvenlik testlerini geçtiriyor gördüğünüz gibi. Ardından da ardından da direkt olarak Shadow Fight 2 internet bağlantısı olmayacak şekilde giriyoruz. İnternet bağlantısıyla oyuna girerseniz oyunun eski sürümüne sahipsin. oyunu mevcut versiyonu güncelleyecek. Yani bu da direkt hilenin bozulması anlamına geliyor zaten. İnternet bağlantısı olmadan oyuna girdikten sonra maksimum 3 saniye oyunda kaldıktan sonra direkt oyundan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra Zaha Çıbra'ya geri döndüğümüzde eğer karşınıza Asus 2230 dosyasını görürseniz sizin için iyi bir şey ama ben de gözükmediği için mecbur Google Drive'a gireceğim. Google Drive'a girince şu anda mesela dosya gözükmüyor gördüğünüz gibi böyle bir e, olay ara sıra yaşanabiliyor. O yüzden internet bağlantısını açıp Asus Nokta .zip dosyasını indirdikten sonra tekrar Google Drive'a girdiğinizde bu hata tamamen çözülüyor. Şimdi onu bizzat size göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi İtem balansını indirdikten ve Google Drive'a girdikten sonra bulmamız gereken dosyayı şu anda bulduk. Ardından buraya tıklayıp yüklemesini gerçekleştiriyoruz. Ne olur ne olmaz İtem balansı açık şekilde yaptım. Çünkü İtem balansı olmadan yüklemeye kalktığınızda bazen bağlanamıyor diyor. Bu da inlemenin tam olarak gerçekleşmediği anlamına geliyor. Neyse indirme tamamlandıktan sonra şununla aç kısmında za çabırı seçiyoruz. Ardından 69.72 kb tip bir dosyası göreceksiniz. Bunu basılı tutarak kopyala diyorsunuz. Kopyala direktten sonra zaten sağ aşağıda turuncu zarf butonu var. Bu zarf butonun gitmemesi lazım. Onun için yukarıdaki sıfıra basıp buradan cihaz hafızasını seçiyorsunuz. Ardından da buradan Android'i sonrasında datayı seçiyorsunuz. Data'yı da seçtikten sonra alfabetik sayı ile com.derek .com. shadow fight'a bulmanız gerekiyor. Bulduktan sonra tıklayıp tıkladıktan sonra files'a sonrasında usar data'ya. Ardından da bakın hala zar butonu duruyor. Buraya basıp tüm dosyaları uyguladıktan sonra işlemimizi gerçekleştirdik. İşlemi gerçekleştirdikten sonra kaynak, seviye, sınırsız enerji tarzı ayarlamaları yapmak için de Quick uygulaması ihtiyacınız olacak Uygulamayı dedikledikten sonra 69.77 kilobaytlık USA xB dosyası tıklayıp aç sonra size seçenekler olarak çıkacaktır zaten. Quick Edit seçtikten sonra uygulamaya giriyoruz arkadaşlar. Buradan çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz bu arada. Mesela avatarı değiştirmek istiyorum ben. Avatar normal şartlarda Arcos. Ama ben Arcos, Arcos yerine değişiklik yapıp mesela Megalit yazmak istiyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum bu arada. Neyse ardından money zaten para. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bu arada. Aynı şekilde mücevher için de yapabilirsiniz bunu. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Seviyeyi de aynı şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ee, seviyeyi önceden, önceki birkaç videomda 25.000 yapıyordum. O abone sayısının 25.000'e ulaştırmak amaçlı. Şimdi 50.000 yapıyorum. Arkadaşlar destek amaçlı bir abone de gerçekten çok sevinirim diyerekten. Level'ı 50.000 yapıyorum. 50.000 yaptıktan sonra geriye kaldı sınırsız enerji ayarını yapmak. Sınırsız tılsım kaynağı niye yapmasın diye soranlar illaki olacaktır. Oyunun en başı olan versiyonu olduğu için tılsım yapma özelliği açık olmadığı için ayarlamamız hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Onu da videosu gelecek merak etmeyin. Evet ardından da sınırsız enerji için numara 17'ye geliyoruz. Herhangi bir yere bası tuttuktan sonra buradan seç deyip komple satırı alıyoruz bu şekilde. Satır aldıktan sonra aynı bu şekilde kopyala deyip enter'a basıp ekstra bir... Parantez diyecektim ki sıra açtıktan sonra hemen seri bir şekilde yapıştırmayı gerçekleştirdikten sonra da No Magic kısmına dikkatli bir şekilde ekstra herhangi bir şey silmeyecek şekilde Sınırsız Enerjinin İngilizcesi olan Unlimited Unlimited yanlış yazdım bu arada siz bu tarz hataları yapmayın Unlimited Ultra Energy sadece baş harfler büyük, büyük, olacak şekilde yazdıktan sonra bu şekilde. Ardından buradaki işimiz tamamen bitiyor. Yukarıda kalemin sonundaki dosyaya bastıktan sonra kaydet diyoruz. Ardından da Quick Edit uygulamasını tamamen ve tamamen de kapatabilirsiniz. Google Drive'da kapatabilirsiniz. Lan burası açık kalsın. İnternet balansı ile kapalı olacak şekilde Shadow Fight e tekrardan girdikten sonra da, eğer ki ayarlamaları doğru yaptıysanız, videoyu dikkatli takip ettiyseniz mesaj çıkıyor ve ardından da sizi direkt olarak Google Play Store'a atıyor. Bu güzel bir şey bu arada. Aradaki farkı açıklayacağım. Şimdi oyunu güncellememiz gerekiyor. O yüzden internet balansını açmamız gerekiyor doğal olarak. İnternet balansı açıldıktan sonra doğal olarak oyunu güncelleyeceğiz. Ve o sırada direkt olarak sizi oyunun Google Play Store'a atmasıyla ile error yazısının çıkması arasındaki farkı sizlere anlatacağım. Şimdi eğer error yazısı çıkarsa sevgili arkadaşlar item balansını falan açmıyorsunuz zaten. Ee, Shadow Fight kapatıyoruz bu arada. Buraya tekrar döndükten sonraki bu işlemi şimdi de yapabiliyoruz bu arada. Dediğim gibi farkı açıklayacağım. Ee, Ustaz altında XML dosyası var. Bunu basılı tutup bunu siliyoruz. Sildikten sonra backup xmlh dosyası var. En aşağıda. Bunu da basılı tutup yeniden adlandır deyip usas.xmlh olacak şekilde aynen bu şekilde tekrar atlandırdıktan sonra eğer ki karşınıza error yazı çıktıysa item balansı olmadan oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdikten sonra da oyun sizden indirme yapmanızı isteyecek. Oyun içerisindeyken de item balansı açıp indirmeyi yaptıktan sonra da bu sefer Google Play Store'a girip oyunu güncelleyip sonra da tekrardan direkt oyuna giriyorsunuz. Ama eğer benim gibi böyle mesaj çıkardı Google Play Store atarsa da isterseniz oyun güncellenirken isterseniz de güncellendikten sonra fark etmez. Ben güncellenirken anlatmak amaçlı size gösterdim. Şimdi güncellenmenin tamamlan tamamlanmasını bekleyeceğiz. Niye ben bu kadar konuşamıyorum bilmiyorum. Neyse çok da önemli değil. Güncellenme tamamlandıktan sonra direkt olarak oyuna gireceğiz. Çünkü Usai Sokak XML ayarını zaten yaptık. Bu ayarı yapmadan oyunu günceller oyuna girerseniz ya da indirmeyi yaptıktan sonra vesaire işte error yazı çıktıktan sonra bunu yapmadan oyuna girerseniz falan yine error yazı çıkacak. Haberiniz olsun. Yani o ayarı yapmak zorundasınız. Güncellenmenin tamamlanmasını bekliyoruz. Zaten şurada en fazla 5-10 saniye bekleyeceğiz. O yüzden bekleyelim. Sıkıntı yok. Videoda 8.5 dakika olmuş bu arada. Biraz fazla uzamış ama. Neyse. Item balansa çık şekilde oyuna tekrardan girdikten sonra 10. yıl özel versiyonu olduğu için tabi özel background vesaire falan da var. Ve yeni özel katana da ...ariyeten oyunda oluyor ki kapak fotoğrafında da görmüşsünüzdür muhakkak. 321 MB'lık indirmeyi gerçekleştireceğiz şimdi. İndirme tamamlandıktan sonra hilemiz tamamen hazır olacak. Bakın gördüğünüz gibi seviye, enerji, para, mücevher bunların hepsi ayarlı. Tamamen yazdığım gibi çalıştılar. ile açıldıktan sonra yani tamamen bittikten sonra ekipmanları da sizlere göstereceğim. Bir de son olarak Megalith avatarını yapmıştık. Onu da sizlere göstereceğim çalıştı mı diye. Arnavut'un videoyu sonlandıracağız. Şimdi ben videoyu durduracağım. İndirmenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Hile'nin son halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar kurulumumuz tamamen tamamlandı. An itibariyle oyunumuz açıldı. Şu ufak tefek önemsiz kısımları geçtikten sonra hemen hızlı bir şekilde oyunu Türkçe'ye çevireceğim şimdi. Türkçe'ye de çevirdikten sonra ekipmanları sizlere göstereceğim. Bu arada bu seti de bir şekilde oyuna eklemenin bir yolunu bulacağım ki önceki versiyonlarda vardı diye hatırlıyorum en azından oyunun sonu olan versiyonlarında. Ama bunu oyunun en başına itibaren elde edebilmenizle sağlayacağım merak etmeyin. Bu özel setten de mağrur kalmanıza izin vermeyeceğim yani ne olursa olsun. Keşke büyü de varsa. Neyse oyunu hemen Türkçe'ye çevirelim. Arna sesi falan komple kapatalım. Gerek yok çünkü. Bakın gördüğünüz gibi tenebis görünümlü şeyimiz hayırlı uğurlu olsun. Ama yer altına bağlandığımız anda direkt olarak gidiyor bu arada Haberiniz olsun. Oyuna çıkıp girdiğimizde de yüksek ihtimalle Tenebüs görünümü gidiyor. Ee, özel. Yani Nek'in 10. yıl özel kutlamasına verilen. Oyunculara verilen özel kata da. Oyuna çıkıp girince bana gelmişti arada Onun da bir ikisini ahireten vereyim. Bu zaten karsanın şeyleri. Silahları. Neresi Tistan'ın kılıcını hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Neden böyle bilmiyorum. Neyse çok da önemli değil. Ekipmanları zaten sizlere gösterdim. Oyunun en başında büyüler ateş silahlar zaten açık. Aha da bu arada geldi bu arada özel katanamız. Ama tabi e, yer altına bağlandığımız için de otomatik olarak yeraltı şeyleri de gitti. O konuda yapılabilecek bir şey yok. Şimdi hemen hızlı bir şekilde rastgele bir turnuvaya giriyorum. Fotoğraf da maalesef çalışmadı. Demek ki Megalit yazmamak lazımmış. Arkos çalışıyor. Tenebis çalışıyor. Karsa çalışıyor memnun değil. Bazıları çalışıyor bazıları çalışmıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Yani siz isterseniz ee, şey yapabilirsiniz. O aksen falan da yazabilirsiniz İlla megalit vesaire olmasına gerek yok. Haberiniz olsun diyerekten. Videoyu yavaştan sonlandırıyorum çünkü biraz fazla uzadı. Diğer videolar biraz daha kısa ve anlatım olarak da daha iyi olacak. Onun sözünü verebilirim diyerekten. Evet sevgili dostlar umarım moddan keyif alırsınız ve başarı bir şekilde kurulumu yaparsınız diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki modu beğendiyseniz ve kurulumu başarı bir şekilde yaptıysanız da destek amaçlı bir benim rap yakalımıza da, da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyan basitinden başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olup bir sonraki VOD'a bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.